you look at me like I'm crazy. Crazy? This is obscene. It was obscene. In the normal world. I mean, who the fuck wanted to live there? Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki son durum gelişmelerini değerlendireceğiz. Güncel fiyat hareketini yorumlayacağız. Bu fiyat hareketi altcoin'leri nasıl etki edebilir? Benim planım nedir ve ne şekilde revize etmeyi planlıyorum? Ethereum Bitcoin grafiği, Tether grafiği, Tether dominansı, total 3 verisi gibi veriler bizlere neler söylüyor ve nasıl ipuçları veriyor? Bunları sizlere açıklayacağım. Haricinde de genel naratifden bahsedeceğim. Piyasanın durumuyla alakalı yorumlarımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Son vide videoyu 5 gün önce arkadaşlar paylaştım sizlerle. 5 gündür içerik hazırlayamıyorum maalesef. İçerik hazırlayamadığım dönemlerde elimden geldiğince paylaşımları Telegram kanalından yapmaya çalışıyorum. Telegram kanalına da katılmak isterseniz hepinize tavsiye ediyorum. Bakın Telegram kanalı şu şekilde bir kanal. Haberler, içerikler vesaire burada paylaşılıyor. Ve ekstra olarak da bir de Twitter hesabı açtım arkadaşlar. Bunların linklerini hemen videonun açıklamalar kısmında ilk sırada bulabilirsiniz. Ücretsiz Telegram kanalı ve aşağıda da Twitter hesabı. Twitter'da ne paylaşıyorum diye soracak olursanız da Twitter'da arkadaşlar kendi okuduğum yatırım, finans, ekonomi, psikoloji alanındaki kitaplardan seçtiğim ayrıntıları bölümleri sizlerle kısa şekilde özet olarak paylaşıyorum ki bu dönemde hem para kazanırken hem de kendinizi geliştirin ki bir sonraki döngü olan ayı döngüsünde daha sağlam, daha dolu bir profille yolunuza devam edin. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar, bir şekilde bu piyasaya girdiniz ve burada bir şekilde devam edeceksiniz. Ne kadar ben girip çıkarım diye düşünseniz de bir süre sonra bu piyasanın içerisinde kalmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. O yüzden elinizden geldiğince kendinizi geliştirmeye odaklanın. Buradaki Twitter hesabına da hepinizi bekliyorum. Eğitim içerikleri paylaşıyorum. Şu anda Alfa Trader adlı okuduğum bir kitapta belirlediğim kısımları sizlere aktarıyorum. Burayı da takip ederek bu içeriklerden yararlanabilirsiniz. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de son 8 saat içerisinde bir düşüş gözlemlendi. Bu düşüşün içeriği şu anda narratif ağırlıklı. Neden? Çünkü KuCoin ile alakalı bir gelişme oldu. KuCoin tarafına ABD Adalet Bakanlığı tarafından belli başlı suçlardan dolayı dava açıldı. Telegram kanalında olanlar bu dava haberini görmüşlerdir. Tabii ki bu da piyasayı etkiledi. Dün de Ripple tarafında bir olumsuzluk olmuştu. Ripple tarafındaki olumsuzluk ne? SEC Ripple tarafında şöyle 2 milyar dolar değerinde bir durum söz konusu oldu. 2 milyar dolar talep ediyor Ripple'dan. Ripple da buna karşılık olarak şunu söylüyor. SEC elindeki gücü kontrolsüzce ve yanlış şekilde kullanıyor şeklinde bir ifadeleri oluyor. Burada da sürecin çok fazla olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum. Aksine arkadaşlar bu durumda en kötü olasılıkla Ripple 2 milyar dolar öder ve yoluna devam eder şeklinde bir açıklama yapabilirim. Peki sadece bundan dolayı mı düşüş oldu? Neden bu seviyelerde hareketlilik? bir yataya ve tekrardan geri çekilme eğilimine bağladı. Öncelikle bulunduğumuz seviyeler kritik bir seviye. Neden? Daha öncesinde şu çizgi şuralardaydı video öncesinde hemen burayı uzattım. Ve çektiğimizde baktığımızda burası bizim için kritik bir eşikti. Neden? Bu range aralığında genelde oyalanma eğiliminde oluyordu bitcoin. Ve bu range göre aslında bakın şu iki hareket şuradaki mor çizgiyi de uzatabilirim. Bu iki harekete göre işlemlere girip çıkabiliyorduk ve burada şöyle bir durum vardı bir geri çekilme beklentimiz vardı Günlüğü aldığımızda grafiği günlük üzerinde bakıldığında Bitcoinde genelde böyle yükselişler sonrasında bir ATH gelirse Sonrasında yaklaşık olarak %27 üzerinde yüzde %30'lara yaklaşan bir geri çekilme yapar. Sonrasında asıl hareketlerini gerçekleştirir ve tekrardan yeni ATH'in üzerine koymaya başlar. Peki biz son düşüşlerle birlikte bu geri çekilmeyi yüzde %30 seviyelerine getirebildik mi? Hemen bakalım. Şurada en tepe konumdan alacak olursak aşağı çektiğimizde biz düşüşü nereye kadar getirmişiz? Yüzde %18'lere. %18'lere gelen bir düşüş illa 30'lara gitmek zorunda mı? Kesinlikle değil. Biz geçmişe bakarak bir yorum yaptığımız için ve genelde bu aralıklarda bir düşüş gözlemlendiği için bunu söyleyebiliyoruz. Ancak bizim yapmamız gereken nedir? Bizim yapmamız gereken kar aldığımızda pozisyonlardan tam anlamıyla çıkmamak ya da işleme girerken pozisyonlara bütün portföyünüzle girmemek. Mesela trade grubundan örnek vermek istiyorum. Trade grubunda 2 gün önce arkadaşlar VLD pozisyonu aldık. VLD biliyorsunuz yayın çıkardığı bir kripto para en kripto parasında bir pozisyon aldık ve bu pozisyonu 3 kademede alacağımızı söyledim hemen şimdi sizlere bunun paylaşımını göstereyim bakın arkadaşlar trade grubunda aldığımız pozisyonun açıklamasını okuyorum sizlere vld long işlem alıyorum kaldıraç 2x olacak şekilde şu an bulunduğu kısımdan gireceğim vld için ayırdığım paranın üçte biri ile alta düştüğünde işlemi üçte ikiye taşıyıp kaldıracı 3x'e çıkaracağım en alt seviyeye gelirse üçte üçünü yani hepsini içeri sokup VLD için ayırdığım pozisyon miktarını hepsini içeri sokup kaldıracı sabit tutacağım ve uzun vade tutmayı planlıyorum şeklinde bir işlem paylaşımı yaptım. Burada da konumları paylaştım. Sonrasında VLD işlemi %50 kar seviyelerine geldi. Hala da işlemi tutuyorum. 3x seviyesiyle işlemi taşımaya devam ediyorum. Bunu neden gösterdim sizlere? Bunu şu yüzden gösterdim. Bakın şu anki fiyat hareketini görüyorsunuz. Burada yukarı doğru giden bir hareketlilik var değil mi? Bunu fark ettiniz. Ve burada VLD de yukarı gitti. Çünkü belli başlı hareketlerde belli başlı haberlerle desteklendi VLD. Ne gibi haberlerle? Biliyorsunuz VLD'nin göz içi tarama yaptığı bir durum var ve bundan dolayı Avrupa tarafında özellikle başı çok ağrıyor. Ve VLD aldığı karara göre bu işlemi dava sonuçlanana kadar kesin olarak durdurdu ve daha fazla yapmayacak. Dava sonuçlandıktan sonra hareket etmeye devam edebilir. VLD'de aynı zamanda bir kırılım vesaire oldu bunlara girmiyorum bile. Bizim buradaki konumuz şu. Bakın ben bugün bir paylaşım yaptım ve ben bugün yaptığım paylaşımda trade grubunda söyledim ki bakın hemen şurada onu da açayım sizlere arkadaşlar. Veli depozisyondan kar alın. Bir miktar ne olur ne olmaz aldığımızı geri vermeyelim dedim. Şimdi burada düşerse geri ekler şeklinde tabirlerim de oldu. Sonrasında da Bitcoin'de bu hareketlilik gerçekleşti. Günlükte görüyorsunuz. Aldığımız yeri geri verdik. Bitcoin'de bu hareket gerçekleşince belli bir miktar kar aldığımız için aşağıdan ekleme olasılığımız oluştu. Bunun takibini siz de yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bir makine gibi hareket etmek. Duygularınızı işin içine katmamak. Yükselirken bende de aynı işler oluyor arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Ne hissi oluyor? ya yükseliyor işte gittikçe para kazanıyorum. Ben buradan kar alırsam biraz daha yükseldiğinde daha az para kazanacağım. Neden bunu yapayım falan. Bu düşünceler kafanızın içinde sürekli döndüğü için bir türlü kar alamıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Örnek veriyorum 500 dolar kardasınız işlemde. Sonrasında o 500 dolar yavaş yavaş geliyor geliyor giriş konumunuza geri çekiliyor ve siz 0 dolar karda duruyorsunuz. Gerçekleşmemiş kar zarar. Sonrasında aşağı gitmeye başlıyor. Devam ediyor. Siz eksi 20 dolar, eksi 100 dolar ve kafanızdaki düşünceler değişmeye başlıyor. Keşke kar alsaydım şimdi ekleme yapardım. İşte bunun olmaması için piyasadaki döngüyü takip edip ona göre küçük %30'luk, %25'lik, %15'lik portföyünüzün büyüklüğüne göre işlem alıp Sonrasında bu işlemi kademeli şekilde arttırıp azaltacaksınız. Bunu yaptığınızda hem işlemi tutma olasılığınız, elinizde durma olasılığı artar çünkü maliyeti giderek düşürürsünüz. Kar alırsınız. Aldığınız karı aynı şekilde eklersiniz. Yani %15 çıkarsınız. Aşağı düştüğünde %15 eklersiniz. Yani çıkardığınız yere tekrar işin içine dahil edersiniz. Bu sefer ne olur? Maliyeti düşürüp elinizdeki miktarı arttırmış olursunuz ve bu size artı olarak yazar ve daha güçlü şekilde o pozisyonu tutarsınız. Zaten şunu da tekrar söylemek istiyorum. Önemli olan çok fazla pozisyon almak değil. Aldığınız pozisyonu yönetebilmek, tutabilmek, buradan parça parça kar alıp bunu realize edebilmek bunlar önemlidir arkadaşlar. Burada da yapılması gereken budur. Yani Bitcoin'de bir düşüş hareketi gelebilir. Evet bunu nasıl değerlendiririz? Bu şekilde kar alarak arkadaşlar. Şimdi biz kar aldığımız için rahatız. Ben açık konuşmak gerekirse geri çekilmenin devam edip bana bir alım fırsatı tekrardan sunmasını ya da pozisyonlarıma ekleme yapmak için bir fırsat sunmasını bekliyorum. Biliyorsunuz şu anda elimde sadece iki tane pozisyon var. Biri AVAX pozisyonum, biri de VLD pozisyonum. Bu ikisini de rahat bir şekilde taşımaya devam ediyorum. Ve düşüşün 61 binlere geldiği seviyede bile AVAX pozisyonu mesela yaklaşık olarak %20 ya da %30 seviyesinde karda duruyordu. Altına düşse ekleme yapacağım. Yani giriş konumlarıma geri şekilde daha altlara gelse ekleme yapacağım. Çünkü elimde atabileceğim kurşunum var. Bunlar için belirlediğim seviyeler var. Bunları siz de yapmalısınız. Yani genel anlamda ben size bu videoda nasıl hareket edilebileceğini anlatıyorum ama bu şu an söylediklerim hepsinden daha önemli. Siz kendinize bir alan yaratacaksınız bu şekilde. Her hareket geldiğinde siz bunu bir fırsat olarak görebileceksiniz. Ancak elinizde paranız yoksa yükselişlerde kar almayı becerememişsiniz. Aldığınız gerçekleşmemiş kardan işte herhangi bir fayda sağlayamıyorsanız sonrasında o gerçekleşmemiş kar gerçekleşmemiş zarara dönüşüyorsa burada bir yanlış yapıyorsunuzdur. Bir kere olabilir, iki kere olabilir, maksimum 3 kere olabilir. 3'ten sonrası sizi alışkanlık haline getirir arkadaşlar ve sizlere zarar verir. O yüzden bu anlattıklarımı lütfen kendi işlemlerinize uygulayın. Haricinde Bitcoin'de neden bir düzeltme hareketi daha gelebilir, neden geri çekilmeler gelebilir? Bunun basit açıklaması şudur. Henüz tam anlamıyla bu ayağı oturtamadık. Ve ETF tarafında satışlar gelmeye devam ediyor. Grayscale'dan çıkışlar oluyor. Ancak Fidelity ve BlackRock tarafına gelen girişler bu kadar güçlü olmayınca Tabii ki bunun etkisini grafik üzerinde görebiliyoruz. Haricinde sadece bu Bitcoin ETF'leri ile alakalı sürecin negatife dönmesi değil, Ethereum tarafında da yayılan footlar var. Bu footlar sayesinde ne oluyor? Piyasa giderek geri çekiliyor. Ethereum geri çekiliyor, altcoin'ler eziliyor. Zaten yukarı giden bir dominans verisi var Bitcoin'de. E bunların hepsi birleşince altcoin'lerde geri çekilmeler sertleşiyor. Bu geri çekilmeleri de biz değerlendirmek için kar alımları yapıp bu alımlarda range oluşumlarını arayıp mesela bakın bu günlük grafik burada bir range bulmak oldukça zordur ve bulduğunuz range'in çalışması da uzun zaman alır. Ama siz bunu bir saatliğe çekerseniz bir saatlikte bakın bir renç oluşumu oldukça kolay. Şurayı görüyorsunuz aşağı yukarı aşağı yukarı. Yani buradaki harekete görüp buradaki harekete göre Alt altcoin'lerde işlem alabilirsiniz. Ha, alamıyorsanız zaten size trade grubuna katılmayı tavsiye ediyorum. Trade grubuna isteyen ücretsiz isteyen ücretli şekilde gelebilir. Şartları videonun açıklamalar kısmında yazıyor zaten. Bitkete kayıt olup işlemleri buradan açıp kapatırsanız Buraya taşırsanız portföyünüzü sonrasında da videonun açıklamalar kısmındaki formu doldurursanız Ücretsiz katılabilirsiniz Ya da Diyorsanız ki ben istediğim borsada işlem almak istiyorum ancak gruba da katılmak istiyorum. O zaman da YouTube katıl üyesi olacaksınız arkadaşlar. Sonrasında da gruba katılmak için şuradaki katıl üyelerine özel formu dolduracaksınız ve gruba alınacaksınız. Dileyenler bunları da değerlendirebilir. Yani grubu da şu olarak düşünmeyin arkadaşlar. Buraya girdiğinizde direkt işte milyonlar kazanacağım, zarar etmem duracak vesaire şeklinde düşünmeyin. Burada kendinizi geliştireceksiniz. Sesli mesajlarla ya da attığım analizlerle Neler yaptığımı, kendi portföyümü nasıl şekillendirdiğimi göreceksiniz. Hangi projelerde neler beklediğimi, işte bunlara girip nasıl değerlendirmeleri yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Genel anlamda hem kendinizi geliştirebileceğiniz hem de para kazanabileceğiniz bir oluşumdur. Ve 4 aylık süreçtir de devam ediyor arkadaşlar. Şu ana kadar sadece OP pozisyonu oldu geçtiğimiz haftalarda. O OP pozisyonda stop olduk. Onun haricinde aldığımız tüm işlemlerde kardayız. Spot işlem ve vadeli işlem olmak üzere de hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani girdik sadece vadeli yok. Spotları da burada paylaşıyorum. Spot analizleri de geliyor vesaire vesaire zaten az önce gördünüz peki tether dominansı ethereum bitcoin grafiği gibi veriler ne durumda ethereum bitcoin grafiğine baktığımızda geri çekilme devam ediyor ve burada belirlediğimiz şekli bir fiyat hareketi gerçekleşti tekrardan destek noktasına temas etti ethereum bitcoin grafiği burada arkadaşlar hareketi incelememiz gerekiyor ancak günlükte değil de 4 saatlikte bakıp buranın ne kadar güçlü olduğunu görmemiz gerekiyor eğer güçlü değilse muhtemelen bizi şuradaki alt destek konumuna kadar itebilir fiyat hareketi yani şuradan aşağı yönlü olarak bir hareket gelir Bu hareket geldiği takdirde altcoinlerde alım fırsatları ve geri çekilmeler oluşur Bu geri çekilmelerde bu destek konumunda Belli başlı altcoinlere özellikle sektör olarak yapay zeka tarafına iyice evrilmiş durumdayım buradaki fırsatları değerlendirip Yukarı yönlü işlemler alabilirim detaylarda zaten gruplarda paylaşırım arkadaşlar Burada beklentim bu şekilde. Ama buradan döndüğü takdirde de altcoinlerde zaten halihazırda elimde spot biriktirdim ve kademeli alış yaptım. Altcoinlerim var. Bunlar da beni yukarı taşıyacaktır. Vadeli de AVAX ve VLD pozisyonumu taşımaya devam ettiğim için bunlar da yukarı gidecektir. Yani iki olasılıkta da win-win dediğimiz olayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir zararım olmayacak. Aksine karım olacak. Neden? Çünkü pozisyonları yönetip kademeli çıkış, kademeli giriş yapıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çok zor bir şey değil ama Oturtması ve devam ettirmesi zormuş şey arkadaşlar. Total 3 grafiğine gelelim. Total 3 grafiği de şu anda aslında Minör bir direnç noktasından reddiydi. Buradaki direnç noktasını daha öncesinde 13 Mart tarihinde vesaire denemişti. Bu direnç noktasını kıramadığı için üstteki asıl ana direnç noktamız olan 837 milyar dolar seviyelerine çıkamadı altcoinler. Bu total 3 dediğimiz grafik bitcoin ve ethereum'u dışarıda bırakarak diğer altcoin'lerin genel değerini gösteren grafiğimizdir. Burada da şunu görüyoruz. Net olarak haftalardır gördüğümüz şey. Diğer grafikleri oranla Bitcoin, e, Ethereum e oranla oldukça geride olan bir altcoin görünümü var karşımızda. Ancak bunu da doğru şekilde değerlendirmezsek maalesef sadece bu grafiğe bakarak hata ederiz arkadaşlar. Onu da detaylarını zaten size az önce açıkladım. Tether dominansı ne durumda? Tether dominansı bizim için kritik bir öneme sahip şu anda. Gördüğünüz üzere Tether dominansı aşağı yönlü olarak geri çekildi. Buradaki destek noktasına çok yak yaklaştı. Hemen üzerinden kendisini yukarı yönlü olarak çıkardı. Ve buradaki çıkarışla birlikte biz 60 bin dolar seviyelerine doğru geriledik Bitcoin'de. Bu geri çekiliş sonrasında tekrardan yükselişi geçtiğimiz ve 70 binleri kırdığımız bu yükselişte de hareket tekrar aşağı yönlü olarak geri çekildi. Ve şuradaki noktaya saygı duyduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki nokta olan 4,72 seviyesinden bir reddiyeme olasılığı oluştu. Ve bu seviye sonrasında geri çekime devam ederken Bizim burada muhtemel Minör destek alanından destek aldığımızda görebiliyorsunuz bu destek alanı ne zaman oluşturulmuş 8 Mart tarihinde Böyle bir destek alanı oluşturmuşuz Ve burada teter dominansı Muhtemel olarak yukarı atma eğiliminde olmuş Buradaki hareketliliği şu şekilde yorumlamamız lazım öncelikle şuradaki mumun gövdesini görüyorsunuz bu gövde de yüksek ihtimalle eğer ki 4,16 seviyelerinden Bir red yiyip Aşağı doğru hareketini sürdürmezse yukarı atarsa Bizim için olası reddiyecek konumlar 4,32'lere çıkacaktır. Buralardan da gelmediği takdirde zaten altcoin'lerde geri çekilmeler oluşacak. Ve bitcoin tarafında da geri çekilme devam edecektir. O zaman bitcoin değerlendirmesini yeniden yapıp yeni revize ettiğimiz şartları oraya ekleyerek yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani genel durumu özetleyecek olursak bitcoin'de ne olursa olsun önemli olan bizim ona hazırlıklı olmamızdır. Yani bu piyasada sizlere ne anlatırsam anlatayım. Bu videoyu nasıl izlerseniz izleyin. İşte şu şuraya gidecek. İşte örnek veriyorum A projesi 10 dolar olacak diyeyim. Yani siz buna inanmaktansa neden ben A projesinin 10 dolar olacağını düşünüyorum. Ya da 10 dolar olduğunda ben ne yapacağım? Bunu düşünmeniz daha önemlidir. Bakın ben sadece bunu düşündüğüm için şu anda düşse de çıksa da artıda olacağım. Düşse ekleme yapabilecek portföyüm var çıksa satıp kar alabileceğim pozisyonlarım var. Ve bunlar o kadar minik risklerle alınmış pozisyonlar ki çünkü bilen biliyor arkadaşlar trade grubunda o yönettiğimiz kasayı 100 dolardan başlattık 4 ay öncesinde. Şu anda 5000 doların üzerinde ve düşüşe rağmen 5000 doların üzerinde. Bu kasa bu şekilde devam etmesi tabii ki stoplar işte oradan çekim işlemleri de yaptım bir iki kere arkadaşlar. Bunlar olmasa daha üst seviyelerde olacaktı. Ki zaten ana hedefimiz 5 haneli bir kasa elde etmek. Bunu elde ettiğimde zaten sizlerle açık şekilde göstereceğim. PNL'leri göreceksiniz. Kendi aldığım bazı işlemler var trade grubunda paylaşmadım. Bunların hepsini göstereceğim sizlere. Şeffaf olarak da bu süreci nasıl yönettiğimi o videoda sizlere açıklayacağım. Zaten grupta olanlar PNL'leri görüyordur arkadaşlar. Genel anlamda bütün piyasa bu şekilde bu anlattıklarımı dikkatli dinleyip anlamaya çalışırsanız zaten piyasada yapabileceğiniz hareketler bellidir. Ondan dolayı daha fazlasını anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Bir sonraki videoda daha detaylı şekilde durumları değerlendirip nasıl altcoinleri inceleyebiliriz, hangi altcoinleri alabiliriz bunları konuşacağız arkadaşlar. O yüzden kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü youtube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Siz destek vermediğiniz sürece video önerilmiyor ve video pasif kaldığı için de benim motivasyon seviyem tabii ki düşüyor arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın. shoot you ali, ali, ali. Ali. Paris ali i know ali. a lot about you as well you might lie. i know